Sevgili YouTube hoş geldin. Hay Allah, Sir Minutemen de beni bıraktı gitti. Wattpad yayınlarına geri dönme kararı aldık. Canlarımız sıkkın, morallerimiz bozuk, şöyle böyle oldu falan. Covid, Movid, İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetleri derken sıkıcı bir yıl geçirdik çoğumuz. Bu tarz olaylar benim de canımı sıktı biraz ve böyle genç kızlarımızın kendilerini ezik ezik mafyaların kollarına attıkları hikayeleri okumaktan biraz bu dönem ben de baydım. Ondan sonra yine pek çok takipçimiz dedi ki yok, bize keyifli oluyordu, güzel oluyordu, sen devam et bu işe falan. Seyircinin de gazıyla biraz açıkçası buraya işe dönmeye karar verdim. Şu an Facebook'ta canlı yayındayım. Bir dahaki sefere bunları canlı izlemek isterseniz. Bir yandan da şeydeyim. Sea of Thieves oyununa girdim artık. Gördüğünüz gibi. Johnny Depp olaraktan tek başıma bir gemiye girdim. Gemiyi de açtım. Direksiyonu da kilitledim. Bakalım su bizi artık nereye götürürse oraya gideceğiz. Buraya, bu gemiye bana tayfa lazım bundan sonraki yayınlarda. Sea of Thieves'de bana tayfa olarak gelmek isteyenler de mailden falan ulaşsın. ID olarak sizi ekleyeyim. Bundan sonraki Wattpad yayınlarında bana tayfa lazım. Onu söyleyeyim. Onun dışında bugün Facebook'ta gezinirken canlı yayın sırasında arkadaşlar dedi ki dünyada çok tuhaf tuhaf durumlar cereyan ediyor. İşte Meksika'da okyanus yanıyor. Japonya'da toprak kayması olmuş. Kanada'da sıcak dalgası var. Edirne'de dolu düşmüş. Dedik ki kıyamet mi geliyor? Kıyamet muhabbeti yaptık. Ondan sonra dedik ki yahu kesin korku kategorisinde inanılmaz şeyler vardır Wattpad'de. Haydi Allah aşkına korku kategorisine bakalım Wattpad'de dedik ve ikinci sırada tabii ki Zoraki Gelin artı 18 var. Bunlar da gerçekler. İki kişi geldi tayfamıza. İnşallah bunlar beni vurarak öldürmezler. Bunlar şu an seyirci mi değil mi hiç bilmiyorum. Yakışıklı çocuklar ama. S.A. kardeşim, ben yayıncıyım, kitap okuyorum. Su dökecek kafama kalk diye. Tanımıyor ki. Aa, oturdu. Otur bakalım aslan. Şimdi korku kategorisindeki Wattpad hikayelerine bakalım. Sonsuz. Zoraki Gelin artı 18. Lanetli aşk cininin aşkı. Lanetli aşk cininin aşkı. Aç bakalım onu. Karanlıkta saklı. Baltacı. Çeteler. Vampir okulum. Tabii ki. Vampir okulumu bir açalım. Çünkü yani aşağınındandır. İfrin diye bir şey var. Mafyanın esiri var tabii ki. Halbuki düşününce hani Wattpad kitapları yazan bir hanım kız için mafyanın esiri olmak fantezi gibi bir şey. Korku unsuru kabul edilmemesi lazım. Nerede ya? Hah, sevgilim bir cin. Çok güzel. Seks bağımlısı var. Korku olabilir, olmayabilir. Ne tarz bir bağımlılık içerdiğine göre. Öğretmenimin öğrencisiyim. Etiketleri okul. Sert. Aksiyon. Bilhassa sert kısmı göz dolduruyor. Gizemli kasaba. Dol, sezgi, gümüş servi. Aşka ihanet. Üç gölge köyü ve daha niceleri falan filan. Tamam. Neyse. Bunlara bakacağız. Öğretmeninin de öğrencisi olursun zaten. Neyi olacaksın? Şimdi. Başlayalım bakalım bunlara. Ha, bu arada. Efendim, bir takım Wattpad'deki yazar arkadaşlarımız kitapları bizim yayınlarımızda okuluyor, eleştiriliyor diye çok moralleri bozulmuş. Bu videoda gördüğünüz gibi yasal uyarı metnimiz de mevcut. Bu video tümüyle bu edebiyat eserlerinin tanıtımı ve incelemesi amaçlı bir kitap yayınıdır. O yüzden öyle avukatınızla, mavukatınızla ve efendim MC'ninizle, YouTube'unuzla bana bir daha telif melif atarsanız, benim de avukatım var. Herkesin avukatı hayatta olabiliyor. Hep beraber mahkemelerde sürünmeyelim. Gözlerinizden öpüyorum Wattpad'deki arkadaşlar. Siz edebiyatınızı üretin. Ben YouTube'umu üreteyim. Ya da I don't know. Yani let's blow you up bitch. Bilmiyorum. Neyse, hadi bakalım. Şimdi ilk hikayemize giriyoruz. İlk hikayemiz. Lanetli aşk cininin aşkı. Dilara, Dilara yazmış. İsminin yarısında o da yorulmuş. Dilara'ya kadar gelmiş. İkinci kısmı da çok yorulmuş. Rarum yapmış. Yani anladınız mı? Ben de sıkılınca yapıyorum öyle. Rarum rarum yani. O da yorulmuş yani. Haberiniz olsun. Ondan sonra. Şuradaki kapıyı da kapatayım da. Sayın Hakim Bey. Biz bu insanların kitaplarını tanıtmak için yola çıktık. Kitabın tüm metni okunmamaktadır. Kitabın metnini sadece bir kısmı okunmaktadır.
Bu arkadaşlar kitaplarının tanıtılmasından rahatsız olmaktadır. Çünkü çöp gibi kitaplar yazıyorlar. Ben bunu bilhassa Dilara için söylemiyorum. Genel söylüyorum. Bu bir yasal uyarı metnidir. Ha, inşallah Dilara'nın kitabı çöp gibi çıkmaz ama çöp gibi çıkarsa da onu da konuşacağız. Evet. Rarun Rarun yazmış kitabı. Şu an okunması 37.500. 37.500 olduğu için çok da şey değiliz, öfkeli değiliz. Ben böyle 3 milyon, 5 milyon, 15 milyon, 15 milyon okundu. Üvey abim, öz abimle beraber birleşip beni öptü falan tarzı kitaplara daha bir gıcık oluyorum, onu söyleyeyim. Bu yine daha nispeten hani, anladın mı? Kendi halinde yazmış. Çok da aşırı popüler olmayan bir kitap olmasına rağmen bizim karşımıza çıktı. Az okunmuş kitaplara o kadar şey yapmamaya çalışıyorum. Üstlerine gitmemeye çalışıyorum açıkçası. Yazık çünkü daha da kariyerinin belki de başında olabilir. Caroline gelmiş bu arada, 50 boncuk atmış. Sevgiler CS, yazıyor musun lan? İzliyorum abi demiş. Eray Güleçler yeni destekçimiz olmuş. Ece Akbaş yeni destekçimiz olmuş. Ulaşcan Deniz Genç 50 yıldız göndermiş. Yayınlar demiş, sağ olsun. Şimdi bakalım kitaba biraz vakit ayıralım. Hakim Bey, siz de takip ediyorsanız hep beraber izleyelim. Bir cinin insana aşık olmasıyla başlayan korkunç olaylar gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek yazılmıştır. Bu tayfa bizi bir yere götürüyor mu? Götürmüyor. Ne yapıyorlar acaba? Neyse. Herhalde bizden. Çünkü normal bir oyuncu girse bu kadar boş oturmaktan sıkılırdı. Efendim. Aşk, cin, gerçek hayat, korku, musallat, romantik. Bunlar olaylar. 37 bölüm. Bakalım neler yaşanıyor. Bu arada 37 bölümde bu kadar az okunma kötü. Biraz kendini geliştirmen lazım. Hanım kızım sen de, Dilara Hanım. Dilara Hanım kızım sen de biraz kendini geliştirmen lazım. Daha ilk bölümde 2.8 bine düşmüşsün. İlk bölümüne bakar geçerim ben bunu. İlk bölüm inanılmaz sarmazsa. Onu söyleyeyim. Geçiyorum. Ben Duygu. Yaşadıklarımı anlatırken hala atlatamadığım o korkunç günleri düşündükçe çok korkuyorum. Yaşadıklarımı anlatırken hala atlatamadığım o korkunç günleri düşündükçe çok korkuyorum. Tamam. Unuttuğum, belki de hiç hatırlamak istemediğim, kapattığım o karanlık kutuyu tekrar açıyorum. Belki de bunca seneden sonra artık birilerinin neler yaşadığımı bilmesine ihtiyacım var. Her şeyi tekrar ve tekrar yaşamaktan o kadar çok yoruldum ki birileri bilsin istiyorum. Genç kızlığım, noktalı virgül. Yaşadığım hayatımla gece gördüğüm kabuslar arasında bocalayarak geçti. İlk başlarda çok masum kabuslar görüyordum. O zamanlar basit korkuların yansıması olarak görüyordum kabuslarımı. Her gece tavandan aşağıya ağ örerek gelen büyük bir örümcek yüzümün ortasında duruyor ve sonra uyanıyordum. Annemle babam sadece basit bir kabus geçti diyerek bana sarılıyorlardı. Ama annemin yüzündeki endişeli ifadeyi fark ediyordum. Normalde örümceklerden korkan bir kız değildim. Ama niye her gece rüyama giriyorlar? Bir türlü anlamıyordum. Zamanla aynı kabusu görmeye alışmıştım. Artık çok fazla korkmuyordum. Ama bir gün kabuslarımın değişmeye başladığını hissettim. Eskiden uyurken gördüğüm örümcek gözümü açtığımda da karşıma çıkıyordu. Eyvahlar olsun. Eyvah. Bunu kime nasıl açıklayacağımı bilemiyordum. Başta ben de herkes gibi bir hayal ürünü olduğunu düşündüm. Ama sonraki gece farklı bir kabus gördüm. Sanki yerinde durup sürekli tekrar eden olaylar birdenbire ilerlemeye başlamıştı. Hem de çok hızlı bir şekilde. Ve bu yeni yaşamımın sadece başlangıcıydı. Ne? Dilarun Larun, kendine iyi bakıyorsun. Vampir okulum. İfrin. 380 bin okunma. Ama texting ya, bu sıkar. Sevgilim Bircin. Hadi bakalım. Lena Hadizade ile sevgilim Bircin. Devam. Haberiniz olsun. Dilara'nın çok iyi kurtardın. Sıkıcı bir yazar olmanla kurtardın kendini. Yalnız sevgilim Bircin ile alakalı burada hepinize bir uyarı yapmam lazım. Gördüğünüz üzere Hadizade yazmış kitabı. Major. Olgun. Ulaşmış bir kitap yani, hani öyle derler İngilizce'de. Mature derler hani. Mature'ı bilen bilir. Eyvahlar olsun. Bu
Bu adam benimle diyaloğa giriyor ya. Kardeşim, kitap okuyorum. Benimle diyaloğa girmeyin. Siz denizi, geminizi sürün. Oha! Bir gemi daha var. Eyvah. Kavga mı çıkacak acaba? Neyse, bakacağız. Bir gün bana Okay, sarılmak isteyeceksin. Ve o these gün... guys are doing the fort. We just joined in as well. Ya arkadaş, benim bu şeyi kapatmam lazım. Bunların sesli konuşmalarını. Audio settings. Crew chat Yeah, volume different. 0. Crew chat output. Headphones. Speakers. Heh. Kapat ya. Bana ne ya? Tamam. Her yayınımıza bağlanıp konuşan sesiyle o mahvoluruz. Tamam, bunlar çözsünler. Ben oturuyorum ya burada. Heh. Ne diyorduk? Bir gün bana sarılmak isteyeceksin. Ve o gün senin öldüğün gün olacak. Gizem bir. Gerilim bir. Korku bir. Romantik bir. Paranormal bir. Cin bir. Aşk. Büyücü. Cin. Dabbe. Fantastik. Genel kurgu. Kazım Çakır 50 boncuk. Hoş geldin. Bu arada gizem, gerilim, korku, romantik, paranormal ve cinde birinci sıra olduğunu iddia etmesine rağmen gördüğünüz gibi ancak gizemde 15. olabilmiş. Kendine dikkat etsin. Tanıtım. Cin bu mu? Abi böyle neyse. Tanıtım. Gece okumanız tavsiye olunmuyor. Google çevirisi gibi bir cümle. Eyvah. Oo. Hadi bakalım. Gece okumanız tavsiye olunmuyor. Gece okumanız tavsiye olunmuyor. Ancak hikayeyi iliklerinizde hissetmek istiyorsanız gece daha uygun. Kitabın ilk üç bölümünü okuduktan sonra seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü genel olarak öyle oldu. Yorum yapmayı ve yıldıza dokunmayı unutmayınız. Hadi bastım, aslansın be. Tanıtım videosu. Ya şimdi bunu açacağım, telif üstüne telif gelecek çünkü bunun arkasına telif atıyorlar. Neyse. Yaşlı büyücü kadın elleriyle dizlerinden destek alarak ayağa kalktı. Yüzünde ürkütücü bir gülümsemeyle başını iki yana olumsuz anlamda salladı. Ellerini açıp havaya kaldırdı ve ürkütücü bir ses tonuyla bağırdı. Dikkat edin, ürkütücü bir ses tonuyla bağırıyor. Normal değil. Tamam mı? Çok yanlış yaptın. Ha dur, ürkütücü bir ses tonuyla bağırmam lazım. Arkadaşlar ya, çatışma zamanı mı? Kitap okuyoruz. Okuyorum çok ürkütücü bir ses tonuyla okuyorum şimdi. Çok yanlış yaptın. Allah şahidim olsun ki kızın doğduğundan itibaren iblisin soyundan olanlar onu asla rahat bırakmayacak. Kızın 17 yaşına geldiğinde en habis cin ona musallat olacak. Gözüne en caydırıcı halde görünecek. Görünerek aklına girip onu kendine aşık edecek. Wow. Okay. Ruhunu alıp gittiğinde cansız bedeni kollarında kalacaktır. Türkçem de benim çok iyi değil. Bir öyle konuşuyorum, bir böyle konuşuyorum. Ben de aşırı iyi bir durumda değilim. Ruhunu alıp gittiğinde cansız bedeni kollarında kalacaktır. When she takes her soul and leaves, her lifeless body will remain in your arms. In your arms. Genç kadın yüzünü yanında oturan yaşlı annesine çevirdi. Ve umursamaz bakışlarıyla tekrar büyücü kadına baktı. Çantasından çıkardığı altın bilezikleri masanın üzerine bıraktıktan sonra büyücü kadına teşekkür ederek ayağa kalktı. Annesiyle beraber o gün oradan ayrılan kadın, Türkçesi iyi bu arada. En azından. Türkçesi iyi derken hani imlası iyi. Annesiyle beraber o gün oradan ayrılan kadın, aynı günün gecesinde kocası ile birlikte oldu. Büyücü kadın diğer şarlatanlar gibi değildi. O, ondan istenenleri yerine getirdi. Yalnız bir hata yaptı. O, ondan istenenleri yerine getirdi. Oo. Vay vay vay. Büyücü kadın altınları gelen cinle paylaşmak istemedi ve onu yakarak öldürdü. Cini. Okey.
Onlarla yapılan anlaşmayı bozmak, onların tüm kabilesinin saldırısına maruz kalmakla sonuçlanırdı. Öyle de oldu. O gece şeytanın oğlu Mihrez'in çocuklarından birini öldüren kadın, en tehlikeli cin padişahı olan Mihrez tarafından öldürüldü. Ama içi soğumamıştı. Bu ona yetmezdi. Mihrez mi? Bu gerçek mi ya? Poposundan mı uydurmuş Mihrez acaba? Şimdi bir an bakıyormuşuz ki gerçek çıkıyormuş. Oh shit! Mihrez Cin Padişahı diye film var ha. 2015 yapımı Türk korku filmi. Hayda. Gerçek isimmiş ha. Bak Google'da şey bile var. Şeytanın oğlu Cin Padişahı Mihrez. Gece izleme. Oo aman ha. Bak. Batıl inançları falan olan varsa dikkatli olsun. Gerçek isimmiş. Çağırırsın gelir muhabbeti vardır çünkü. Ondan sonra gergolanacaksanız girmeyin yani. Dur. Ben de o yüzden kendisinden bundan sonra patlıcan olarak bahsedeceğim. Ben de şimdi sizin televizyonda falan bilgisayarda yüksek sesle dinleyen vardır. Biz çağırınca sizin de evinize gelmesin diye bundan sonra patlıcan yazan her yerde patlıcan diyeceğim ben de. Neden? Çünkü hani o şekilde. Yani öyle öyle doğru olur. Haberiniz olsun. Ben de o şekilde yapacağım. Patlıcan birey olarak sesleneceğim kendisine. Şimdi o yüzden yeah. Aa. Arkaya korku müziği açma planım da vardı. İyi oldu. Dur. Niye trap korku müziği var ya? Bekleyin 2 dakika arkaya bir şey açacağım. Korkunçlu ses açacağım. Mood, suspense, horror. Elektro horror. Ha. Ha, tamam. Güzel. Pararam pam 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 pam. Tamam. Okey. Tamam. Evet. O gece Efkal Aşin kocasının kılığına girerek Efkal Aşin nedir ya? Bunlar uydurma isimler mi? Yo. Efkal Aşin Bahomet İblis. Ha, kitabı yazan kız araştırmış bu işleri bayağı. Okey. Bu da patlıcan değil domates. Onun kankası. O gece domates kocasının kılığına girerek kadının rahmine tohumlarını bıraktı. Ne kadın fark etti ne de canından çok sevdiği kocası. O gece rahme düşen tohumlardan 9 ay sonra bir bebek doğdu. O kız bebek domatese aitti. 17 yaşına geldiğinde kızını almak için geri gelecekti. Kızın korunması gerekiyordu. Yani her zaman korunması gerekiyor bu arada. Aklınızda olsun arkadaşlar sizin de. Oğlanlar, kızlar, korun. İblisin kanından olan Ebru 17 yaşına geldiği gün onlarla tanışacaktır. Onu patatesin gazabından koruyacak kadar güçlü hiç kimse yoktur. 17 yaşına bastığı gün onlarla tanışacaktır. Ya ölecek ya da Mihrez'in çocuklarından biri tarafından sahiplenilecektir. Sevgilim Bircin 21.09.2020 Instagram. Sevgilim Bircin Instagram. Köşe yazarıyım. Twitter Lenahzade. Teşekkür ediyoruz. Evet. Gerildiniz mi? Müzik geliyor mu? Bir. Kuşku. Hah, şöyle geçelim mi? Başlama tarihinizi buraya bırakabilirsiniz. Ters kuşku. Güven.
Parmaklarımı ahşap renkli kitaplığın yeni tozlanmış kenarından süzerek, bir üst raftaki kitaplara ulaşıp, boynumu hafif sola yatırarak gözlerimi kıstım. Yes be! İşte geldi! Boynumu hafif sola yatırarak gözlerimi kıstım. Yüzlerce kitabın arasında kaybolmak, işte bu benim için gerçek bir tutkuydu. Dikey, bazıları da hafif yatay şekilde dizilmiş olan... Yanlış müzik. Dön geri, saçmalama. Saçmalama! Öyle olmaz. Gel bakayım buraya. Bunun replay yok mu? Yok. Bunu download edeyim ben o zaman. Pararam pam 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 pam. Pause et buradan. Bir tane servis var. Bu Google'da YouTube'da telif yemeden müzik çalmak için kullandığım da. Oradan indirdim. Korku eseri okuyoruz. Arkada müziksiz olmaz. Çal keke. Groove'da çal. Yes. Tamam. Dikey, bazıları da hafif yatay şekilde dizilmiş olan kitapların isimlerini okumaya çalışıyordum. Sert bir soluk verdiğimde gözlüğüm buğulandı. Çevresinden tutup çıkararak... Aa, kuru kafa gitti lan, ne oluyor? Dur, ne oluyor? Bu gemiyi buradan çekmemiz lazım ahbap. Trouble. Trouble ahbap, trouble. Lanet olsun dostum, buradan hemen gitmeliyiz. Dostum lanet olsun. Benim tayfa gemiyi bırakmıştı inşallah. Herifleri biraz suda falan bırakmış olabilirim. Ama tanıdığım birileri değildi. Bazen de onların düşünmesi gerekir. Lanet olsun dostum, oradan uzaklaşalım. Sert bir soluk verdiğimde gözlüğüm buğulandı. Çevresinden tutup çıkararak elimi cebime attım. Ve gözlüğüm özel siyah bezini çıkarıp camlarındaki buğuyu sildim. Bezi cebime atıp gözlüğü iki elimle tutarak sabırdan uzak bir tavırla gözlerime takıp tekrar kitaplara göz gezdirdim. Kolay gelsin. Ha, onu çevir, aynen. Aynen, bu gemi komple dönsün böyle aslanlar, tamam mı? Kaptanınız olarak beni dinleyeceksiniz. Ne oluyor lan? Aa, hapse attılar lan beni. Ulan siz nasıl şerefsizlersiniz ya? Ulan bu kalkışmadır. Haydut herifler. Hapse atıldım lan. Neyse. Vay arkadaş ya. Yana eğdiğim boynum artık acımaya başlarken... Oha, bu kadar zamandır boynun yamuk muydu? Yana eğdiğim boynum artık acımaya başlarken... Arayış içinde olan parmaklarım bir kitabın üzerinde durdu. Boynumu düzeltip işaret parmağımı yukarıya doğru kaydırarak... Kitabın üst kısmından kavradım. Ve kendime doğru çekip diğer kitapların arasından çıkardım. Dışarıda yağan sağanak yağmurun dükkanın üzerindeki metal çatıya çarptığında çıkardığı tok sesler tamamen sessiz olan ortamdaki sessizliği bozan tek ses değildi. Chaos. Chaos is so thick. Şimdi o sese yıllardır açılmamış gibi gıcırtılı bir sesle açılan kitabın sesi de eşlik ediyordu. Kalın, kahverengi kitabın kapağında ve yan tarafında hiçbir yazı yoktu. Açıkçası eski bir defter bir günlük olabileceğini düşündüğüm için dikkatimi çekti. İçinde ve etrafında toz yoktu. Ancak 100 yıl öncesine ait gibi duruyordu. İlk sayfasının tamamen boş olduğunu görüp birkaç sayfa daha çevirdim. Sayfalar küllü bir sarı tonunda... Oldukça yıpranmış gözüküyordu. Ancak kağıdının materyali fazlasıyla sağlamdı.
Birkaç sayfa çevirip bir cümleye rastladım. Daha doğrusu bir paragraf. Garip şekilde 10 gözü andıran bu küçük paragraf sayfanın tam ortasında duruyordu ve el yazısına benziyordu. Hangisi önemli sence? Görmek mi? Hissetmek mi? Bu iki cümleyi en az 5 kez okudum ve derin bir iç çektim. Bir cümleyi 5 kez okumama rağmen zar zor anlıyordum. Ne yazık ki çocukluğum zor geçmişti. Aslında benim de sorunum bununla alakalıydı. Yani birinin beni gördüğünde beğenip de sevme olasılığı çok düşük. Gözlüklü, sivilceli, kısa boylu ve kıvırcık saçlıyım. Ablacığım, korku hikayesi diye geldik, sen yine gözlüklü sivilceli çıktın ya. Hay Allah'ım. Boklu bamyanın bile alıcısı var. Bu kadar kafaya takmayın ya. Birazcık cilt bakımınıza da dikkat edin. Hafif dalgalı diyelim. Görüntüye önem veren biriyle zaten olamam. Lakin daha önce öyle birine de rastlamadım. Sanırım herkes ne kadar böbürlenseler de görüntüye önem veriyorlar. Ama anlamadıkları bir şey var. Tuz ve şeker de birbirine benziyor. Edebiyattır ya bu. Edebiyattır ya. Arkadaşlar, bu noktada edebiyata bir alkış alalım. Edebiyata bir alkış alalım bu noktada. Tuz ve şeker de birbirine benziyor. Bakınız, şimdi edebiyatta buna edebiyat yapmak denir. Şimdi hepinize edebiyat yapıyoruz hep beraber, hazırsanız. Edebiyat geliyor, sıkıca tutunun. Ama anlamadıkları bir şey var. Tuz ve şeker de birbirine benziyor. İkisi de beyaz, küçük taneli. Öyle değil mi? Ama biri tatlı, diğeri acı işte. Yani görüntü yanıltıcı olabilir. Alo, Orhan abi. Ha, Elif'e de haber ver. Türk edebiyatını sallayacak yeni ismi bulduk. Yaz abi kitabın ismini. Tuz ve Acı. Aynen. Yeni Hayat 2, Tuz ve Acı. Tamam abi, öpüyorum. Düşünceli şekilde sayfayı kaldırıp diğer tarafa yatırdım. Ben de bazen öyle yaparım. Bazen yani anladınız mı? Erkekler anladı. Burada da tek bir paragraf vardı. El yazısıyla yazılmış ve sayfanın tam ortasında. Alo, Orhan abi. Tuz acı olmaz, tuzlu olur. Onu şey yaptı. Görüp de korkmayacağına söz verirsen sana görünmek istiyorum. Kitap benim için yazılmış galiba dedim içimden. İçimden demiş, pardon, dedim içinden. Yüzümde garip bir tebessümle kitabı kapatıp başımı yukarıya kaldırdım. Tam bu anda kafama düşen kitap küçük bir ah nidası savurarak tekrar başımı eğmeme neden oldu. Oo, daha kitap bile kızı duvarlara vurmaya başladı. Mafya olan gelince neler olacak acaba? Daha kitap, yani bakın, daha cin gelmedi. Daha kitap kıza şiddet uygulamaya başladı. Belli ki çok romantik bir öykü olacak arkadaşlar. Yani daha gelin, bunu kitabı ayrı dövecek, tesbihi ayrı dövecek, anladınız mı? Yumurta topuk ayakkabısı kıza kafa atacak falan. Çok ağır romantizm var şu anda. Neyse. Gözlerimi açıp başımın üstünü ovarak yere düşen kitaba baktım. Kitap tam ortasından ikiye ayrılmış şekilde ayağımın yan tarafında duruyordu. Garip olan yanı şu ki tam ortasında kurumuş bir çiçek vardı. Kurumuş kırmızı bir gül. Romantik biri tarafından ödünç alınıp okunmuş belli ki. Gülümseyerek yavaşça eğilip kitabın ortasındaki çiçeği aldım. Burnuma götürüp kokladıktan sonra diğer aldığım el yazması kitabın arasına bıraktım. Daha sonra yerdeki kitabı kapatıp elime alarak raftaki küçük boşluğa tıkıştırdım. Eğildiğimde açılan bel kısmımdan pantolonun kemer yerini iki parmağımla kavrayıp yukarıya çekerek hızlı adımlarla kitapçı amcanın yanına yaklaştım.
Eğildiğimde açılan bel kısmımdan pantolonun kemer yerini iki parmağımla kavrayıp yukarıya çekerek, ha bizim kız hobbit gibi biraz. Hobbitik hobbitik bir karakter yani. Güzel. Hızlı adımlarla kitapçı amcanın yanına yaklaştım. Tüm mobilyaları gibi kahverenginde olan ahşap masasının arkasında bej rengi eskimiş koltuğuna oturmuş, ara sıra gözlüklerini tıpkı benim gibi silerek önündeki gazeteyi okuyordu. Önünde durduğumda başını kaldırıp yorgun gözleriyle gözlerime baktı. Ya bu şerefsizler beni hapse attılar ya. Şşş. Çıkarın lan. Alo. Yeter oğlum, bize de yazıktır. Micro. Ya yazıklar olsun ya. Ha. Önünde durduğumda başını kaldırıp yorgun gözleriyle gözlerime baktı. Saçlarının üst kısmı tamamen dökülmüş, sadece yan ve arka taraflarında beyaz tutanları duruyordu. Yanaklarındaki kırışıklıklar aşağıya doğru sarkmış, ona çok tonton bir görüntü kazandırmıştı. Cebimdeki 20'liyi çıkarıp masanın üzerine koyduktan sonra kitabı gösterdim. Merhaba amca, kitap fiyatlarından haberim yok. Hala 20 TL'ye kitap alınabileceğini zannediyorum. Bu hayalimi yıkmak ister misin? Dedim. Git işine kızım dedi. Ha pardon. Cebimdeki 20'liyi çıkarıp masanın üzerine koyduktan sonra kitabı gösterdim. Belki değeri fazladır. O yüzden kiralamak istiyorum. Helal. Bitince getirip bıraksam, süre koymasanız olur mu? Dedim sevecen bir sesle. Her zaman buradan kitap alıyor, çoğu zaman da kiralıyordum. Ancak bu kitabın değeri çok fazla gibi geliyordu. Gözlerindeki ela tonlama gerçekten gençliğinde fazlasıyla can yaktığını belirtiyordu. Ohoho. Kitapçı amca, kitapçı amca, gençliğinde çok canlar yaktın mı amca? Ela gözleri seviyordum. Hatta biraz kehribara çalan bir tonlama olunca saatlerce bakılsa doyulamayacak bir görüntü sergiliyordu. Azgınız. Biraz azgın bir karakter. Biraz heyecanlı. Biraz şey, gençliğin verdiği. Evet. Senin olsun kızım dedi. Yorgun fakat sevecen bir sesle. Gülümseyip gözlüğünü burun kemerinde biraz daha aşağıya düşürdü. Zaten alan yok diyerek eliyle rafı gösterdi. Yıllardır şu rafta duruyor. Alanı yok deyip tekrar önündeki gazeteye döndü. Alanı yok kızım. Alanı yok dedi. Benim de metnim bu kadar. Bize de bu yazılmış hayatta dedi. Üzülmüştüm. Belli ki amcanın alanı yoktu. Halbuki o ela gözlerle gençliğinde ne alanlar açamıştı belli ki kendisine. Ah amcacım ah. Ah amcalar amcası. Ağlıyordum. Amca da ağlıyordu. Hep beraber ağlıyorduk. Çok garip. Okul çıkışında buraya neredeyse her gün geliyordum. Ancak bu kitaba daha önce rastlamamıştım. Belki de yerinin değişmiş veya gözümden kaçmıştı. Ancak daha önce görmediğime emindim. Bu konuda hafızama güveniyordum. Teşekkür ederim dedim içten şekilde gülümseyerek. Kolay gelsin deyip arkamı dönerek cam kapıya doğru yürüdüm. Hava yağmurlu olduğu için oldukça kasvetliydi. Aralık ayındaydık. Tam olarak ortaları. Lakin henüz kar yağmamıştı. Ve bu da havaya kasvet yüklüyordu. Ben de ışıklarıma kasvet yükleyeyim. Büyük cam kapıyı bir elimle güçlükle açarak omzumla yaslandım. Ve kendimi güç bela dışarıya attım. Ah şu ağır kapılar. Bakınız bu edebiyattır. Ah şu ağır kapılar dediği kısım edebiyattır. Dikkatli olun. Kaçırmayın. Bıraktığım kapı o sevdiğim tok sesi çıkarırken dükkanın küçük çatısının altına sığınarak başımı kaldırıp sağanak haline yağan yağmura baktım. Başımı önüme eğip montumun önünü açtıktan sonra aldığım kitabı midemin üzerine yaslayıp fermuarı boğazıma çektim. Saçlarımı montumun içine toplayıp kapşonumu kafama çevirdikten sonra
Hızla eve doğru koşmaya başladım. Bu arada Hadizade'nin Türkçesi fena değil. Bir şeyler anlatıyor. Eve yaklaşırken sokağın başında durdum ve nefes nefese yürümeye başladım. Soğuk hava ciğerlerime dolmuş, göğüs kafesime acı bir işkence uyguluyordu. Bu histen nefret ediyordum. Ama soğukta koşmaya da devam ediyordum işte. Gecekondumuzun önüne vardığımda aga, fakirlik kartı oynandı. Eyvallah. Şu noktadan sonra dalga geçemeyiz. Bittik. Mahvolduk. Neyse. Gecekondumuzun önüne vardığımda cebimdeki anahtarı çıkarıp kapıya taktım. İki kez çevirdikten sonra kapının kulbunu yavaşça çevirip açtım. Anahtarı kilitten çıkarıp montumun cebine attıktan sonra içeriye girip kapıyı usulca kapattım. Kapşonumu çıkardıktan hemen sonra montumun fermuarını açıp kendime hediye ettiğim kitabı yokladım. Kendine hediye etmedin lan, amca hediye etti sana. Ela gözlü amca. Ela reis. Ela bebek. Anyway. Kuru kaldığını gördüğümde gülümseyerek ayakkabılarımı ve montumu çıkarıp odama doğru yöneldim. Yarısı bulanık camla kaplı olan beyaz kapıyı açıp odama girdikten sonra kapıyı yavaşça kapatıp gözlüğümü ve kitabı yatağımın yanındaki komodinin üzerine bıraktım. Altıma sıçtım, sıçacağım. Saçlarımı tepeden dağınık ev topuzu yapıp üzerime gri renk eşofman altını ve aynı renk tişörtümü geçirdim. Annemler işteydi ve şu an evde yalnızdım. Aslında buna alışmam gerekiyordu. Ama yalnız kaldığımda bazı garip şeyler yüzünden tedirgin oluyordum. Bu yüzden evde yalnız bir şekilde ve karanlıkta kalmaktan çocukluktan beri hiç hoşlanmıyordum. Odamdan çıkıp doğrudan banyoya geçerek elimi, yüzümü yıkayıp tekrar odama döndüm. Biraz ortalığı toparladıktan sonra yatağıma geçip sırtımı yatak başlığına yaslayarak gözlüğümü takıp kitabı elime aldım. Henüz konusunu pek bilmiyordum. Muhtemelen romantizmdi. Ancak bilinmezlikleri seviyordum. Garip ve antika şeyleri de öyle. Sevimli bir kız bu ha. Gençliğinde Harry Potter okusa çok sevecek bir profil gibi geldi bana. Şu ana kadar okuduğumuz Wattpad kitapları arasındaki en sempatik başrol gibi geldi bana ha. İyi kötü kitap mitap okuyor, bir şeyler yapıyor. Neyse. Kitabın okuduğum sayfalardan sonraki sayfasını açtığımda nihayet uzun satırlarla karşılaştığım için derin bir nefes alıp verdim. Tuncay hoş geldin, Berkay hoş geldin. O, kendini çirkin sanan ufak bir kız çocuğuydu. Ben ise onu gizliden gizliye izleyen, fakat yaklaşmaya korkan kocaman bir adam. Gülümsedim ve biraz daha aşağıya kayıp yerimi rahatladım. Aslında sevmek kıyamamaktı. O ise sevmeyi dokunmak, öpmek, koklamak sanıyordu. Alt dudağımı ısırdım. Sevmeyi, sevgiyi gerçekten bilmiyordum. Küçük hoşlantıları aşk veya sevgi diye adlandırırız ama değil işte. Son zamanlarda gördüğüm en iyi edebiyat. Şu an onu izliyorum. Öyle tatlı görünüyor ki kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Gitsem mi yanına? Git dedim sabırsızca. Git. Bu romanı resmen yaşayarak okuyacağım gibi geliyordu. Git sen, git. Ne biliyorsun? Belki o da senden hoşlanacak diye mırıldandım sakince. Korkar mı benden? Güzel çünkü. Hem de çok güzel. Hem kalbi, hem yüzü, hem de tavırları. Hayran olunası. Yok be, kitaplarda ancak böyle seven adamlar diye sitem ederek gözlerimi devirdim. Ancak kitaptan okuruz böyle aşkları. Aga be, yak kanka. Kız çok sempatikti, 5 saniye önce hepsi gitti bende. Bize denk gelmez ki deyip tekrar okumaya devam ettim. Bir gün çıkacağım karşısına. Ben buyum diyeceğim. İşine gelirse kızım diyeceğim. Hayda. Ama sopayı da yiyeceğim. Kıkırdadım.
çok güzel gülüyor. Öyle ki o gülünce Kasım Mayıs'a, kışım yaza, gecem gündüze dönüyor. Ben de gülüyorum da hayvan gibi gülme lan diyorlar. Şans işte, olacak insan da yok yani, bende yok. Hemen sağ tarafındayım. Nedensizce sadece harellerimi kıpırdatarak sağa baktım. Belki de solumda. Yine sadece harellerimi kıpırdatarak sola baktım. Boğazımı temizledikten sonra tekrar kitaba baktım. Hareler nedir ve nasıl kıpırdatılıyor çok bilmiyorum ama okey. Şimdi yukarıya, en yukarıya bak. Belki de ben oradayım. Başımı arkaya yatırarak yukarıya baktım. Gri renge çalan, eskimiş tavanla bir süre bakıştım. Daha sonra başımı iki yana sallayıp sert bir soluk vererek kitaba döndüm. Tavanda adam yok diye darlanıyor değil mi bu kız? Öf ya, yine tavanda adam yok ya. Ya biz de genç olduk da. Hare. Hare, harenin ne olduğunu bulamadım. Şimdi yukarıya. He tamam. Baktım. Tamam. Aslında ben görmek istediğin her yerdeyim. Tövbe estağfurullah. O kadar doğru ki. Biri burnunuzun dibinde olsa, size aşık olsa, yanıp tutuşsa bile siz onunla ilgilenmiyorsanız onu göremezsiniz. Kapı zilini duyduğumda kitaptan sıyrılıp kendi odamın kapısına manasız bakışlar attım. Keşke düşünce gücüyle kapıyı açabilsek. O kadar da üşengecim ki şu kapı açma konusunda. Edebiyat! Hayır yani anahtarınız var ama sırf bana eziyet olsun diye mi zile basıyorsunuz anlamıyorum ki diye homurdanarak yerimden fırlayıp odadan çıktım. Bıkkın adımlarla dar ve görüş alanımın net olmadığı koridordan geçip kapıya yaklaştım. Tek gözümü kapatarak kapı deliğinden baktığımda görüş alanına giren hiç kimse yoktu. Geri çekilip diğer gözümü de açarak kaşlarımı çattım. Ama ben zil duyduğuma emindim. Komşulardan birinin zilini duydum desem, bu da pek olasılığı yüksek bir şey de değil. Çünkü her gün basılan o zillerden bir kez olsun ses duymamıştım bu zamana kadar. Hem zaten aradaki mesafeden duyulması imkansız. Bizim zili duyduğuma emindim ama... Neyse. Bıkkın bir soluk verip arkamı dönerek odama doğru adımladım. Tabii doğum günümde yalnız kaldım ya. Üzüntüden kafayı yemiş olmalıyım. 17 yaşına bastım. Ama hala çocuk gibi doğum günlerimde yanımda olsunlar istiyorum. Hiçbir zaman sürpriz partiler veya arkadaşlarımla kutlanan doğum günlerim olmadı. Daha doğrusu uzun süreli bir arkadaşlığım da olmadı. Beni aralarına almadılar. Tipik. Görüntüyü her şey sanan yaratıklar işte. Odamın kapısını açıp tam içeriye girecekken mutfaktan su sesi geldiğini duydum. Duraksayıp elimi kapının kulbundan çekmeden pür dikkat dinledim. Deliriyor muydum ben? Evde benden başka kimse yoktu ki. Önemsemeyip odaya geçtim. Kapıyı kapatacağım anda bu sefer sesler banyodan geliyordu. Aralık kalan kapıyı tekrar açarak elimi kapının pervazına koyup başımı odadan çıkardım. Ve tam karşıdaki banyo kapısına baktım. Üst taraftan küçük bir kısmı cam olan kapı, evin diğer tüm kapıları gibi ucuz beyaz boyayla boyanmıştı. Bu sefer duştan çıkıyormuş gibi yüksek su sesleri geldiğinde iyice irkildim. Duymamıştım ama herhalde annem veya babam anahtarla eve girmiş olmalıydılar. Başka mantıklı açıklaması yoktu çünkü bu seslerin. Yavaşça odadan çıkıp dar koridorun ışığını yaktım. Hava gündüz olmasına rağmen kapalıydı ve bu yüzden ev gündüzün ışığından nasiplenemiyordu. Bir elimi kapının hemen yanından duvara yaslayıp diğer elimi iki parmağının üstüyle kapıya tıklattım. Anne! Anne sen misin? Su sesleri gelmeye devam ederken başımı yukarıya kaldırıp boyumu aşan yükseklikteki bir buçuk karışlık cama baktım. Sadece gölgeler vardı ve sesler de eklenince içeride birisinin olduğuna emin oldum. Baba,
Baba sen misin diye sordum yüksek bir sesle. Bir süre bekleyip cevap alamadıktan sonra elimi kapının kulbuna indirip yavaşça aşağıya eğerek açtım. Kapıyı usulca aralayıp içeriye baktığımda duş başlığının yere düştüğünü ve açık kaldığını gördüm. Sıkıntılı bir soluk verip içeriye geçtim. Hızlı adımlarla duş başlığını yakalayıp tam elime alacakken bir anda yan döndü ve şu tazyikli halini alarak üzerime sıçradı. Küçük bir çığlık attıktan sonra musluğa uzanıp hemen kapattım. Daha sonra eğilip başlığı alarak yerine taktım. Elimle yüzümdeki suyu sildikten sonra gözlüğümü çıkarıp sırılsıklam olan tişörtüme bakarak yüzümü buruşturdum. Evde yalnız olduğumdan faydalanarak üzerimdeki tişörtü çıkarıp kirli sepetine attım ve ince askılı beyaz atletimle kaldım. Gözlüğümü üzerime silip gözüme taktıktan sonra havluyu alıp yüzümü ve ellerimi kuruladım. Havluyu yerine asıp hızlı şekilde banyodan çıktım. Odama geçip kapıyı kapattıktan sonra doğrudan dolabıma yöneldim. Elimi tam dolabın kapağına koyarken birinin "Ebro" diye fısıldadığını duydum. Evet, tam da arkamda. Yatağımın orada. Genç bir kadın sesi. Annem olmadığına eminim ama kim? Arkamı dönmeye korkarken bunun sadece bir yanılgı olması için dua ettim. Bismillah deyip yavaşça omuzumun üzerinden geriye baktım. Tahmin ettiğim gibi arkamda, hatta odanın hiçbir yerinde benden başka kimse yoktu. Zaten evde yalnız olunca böyle yanılgılarının olabileceğini hep söylerler. Bu yüzden çok üstünde durmayıp önüme döndüm ve dolabımı açıp başka bir tişört alarak üzerime giydim. İşte şimdi Amerikan korku öyküsü olsaydı kız daha da soyunuyordu. Karnım bayağı acıkmıştı. Acilen bir şeyler yemem lazımdı. Yoksa ölümüm açlıktan olabilirdi. Aman kız sen de hemen öldün ha 2 dakika acıkınca. Neyse. Odamdan çıkıp doğrudan mutfağa geçtim. Ne garip değil mi? Odamdan doğrudan mutfağa geçebiliyordum. Doğum günüm ama evde bir kap yemek ya da küçük bir pasta bile yok. Bence kız annesiyle babasını hayal ediyor ha. Asıl cin kız! Asıl cin kız! Hazır mısınız? Arkadaşlar, asıl cin kız annesiyle babasını hayal ediyor. Annesiyle babası eve geldiğinde diyecekler ki 27 yıl önce ölen kızımız Ebru nerede acaba? Asıl cin kız çözdük! Neyse. Ne garip değil mi? Doğum günüm. Ama evde bir kap yemek, küçük bir pasta bile yok. Kız siz de gecekonduda yaşıyorsunuz. Küçük bir pasta kaç para olmuş? Neyse, devam. Annemle babamın beni çok sevdiklerine, hatta hayatta beni seven tek insanların onlar olduğuna eminim. Ancak bu işlerinden dolayı benimle ilgilenmediklerini göz ardı edeceğim anlamına gelmiyor. Pekala, daha anlayışlı bir kız olabilirim. Sonuçta ihtiyacımız var, çalışmaları lazım. Ben onlar için büyüdüm. Artık bir genç kızım. Ancak yine de içten içe istemeden de olsa küsüyorum. Ve buna bir türlü engel olamıyorum. Aaaa. 17 yaşındaki genç kız seyircilerimiz ne diyor? Genç kızlar içten içe istemeden küsüyorlar mı böyle? Ah canım benim. Mutfağa geçip kendime güzel bir sandviç yaptıktan sonra bir bardakta şu alıp salona geçtim. Tabağı ve bardağı üçlü ve iki tekli koltuğun ortasında bulunan koyu ahşap renkli yıllanmış sehpanın üzerine bıraktım. Daha sonra tekli koltuğun yanından sıyrılarak maşallah ya ikili koltuk var, üçlü koltuk var. Ne güzel gece kondu. Bizim salonda bu kadar koltuk yok. Daha sonra tekli koltuğun yanından sıyrılarak sararmış izlenimi veren krem rengi perdelerle örtülmüş olan pencereye yaklaştım. Yağmuru görmek ve bir nebze daha salona ışık salmak maksadıyla perdeleri iki yana sertçe çektim. Bakışlarım önce kara bulutlarla kaplı olan gökyüzünde gezindi. Başımı aşağıya indirip tam karşıya baktığımda gözlerim karşı kaldırımda bana doğru bakan bir adama takıldı. Başına geçirdiği kapüşon yüzünü görmemi engelliyordu. Net, dik bir duruşa sahipti.
Belki de burada bakmıyordu. Sadece yağmurun altında duruyordu işte. Ama garip şekilde kıpırdamıyordu. Ve dakikalardır öylece durmaya devam ediyordu. Aniden kapı tekrar çaldığında omuzumun üzerinden geriye bakıp gülümsedim. Nihayet geldiler diye söylendim kendi kendime. Önüme dönüp tekrardan camdan dışarıya baktığımda adam yerinde yoktu. Zilin ısrarla çalmasına rağmen şaşkınlıkla cama biraz daha yaklaşıp kaldırımın iki tarafına da baktım. Bu kadar çabuk gitmesi imkansızdı. Zilin çıkardığı sinir bozucu sesi takip ederek bıkkın soluklar eşliğinde kapıya yöneldim. Bu sefer delikten bakmadan kapının kulbunu kavrayıp hızla açtım ve tam karşıya baktım. Acaba gelecek bölümde neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Ne oluyor? Oyun kendini full screen yapmaktan aciz şu anda. AFK mısın Bilat? Acaba gelecek bölümde neler yaşanacak? Bakalım patlıcan ve patates hikayeye ne zaman dahil olacaklar? Bu ve daha fazlası bir sonraki bölümde. Yani şimdi. Hiçbir yere kaybolmayın. Manzaraya karşı bir oturalım. Bölüm 2. Derin dondurucu. Yo, doğum günü. Sürpriz! Kapıyı ardına kadar açıp ellerimle ağzımı kapatarak karşımda duran kişilere tek tek baktım. Annem, babam, teyzem, teyzemin kızı Asu, yengem ve dayım. Resmen ilk defa böyle bir sürpriz yapıyorlardı. Ay içeriye geçin, içeriye geçin. Çok soğuk dedim kenara çekilerek. Resmen heyecandan sesim titriyordu. Bir an gerçekten unuttular sanmıştım. Sanırım biraz alıngan biriyim. Dur o zaman ona göre müzik açalım. Monkey spinning. Neşeli bir an geldi madem ona göre hemen. Ay içeriye geçin çok soğuk dedim kenara çekilerek. Resmen heyecandan sesim titriyordu. Bir an gerçekten unuttular sanmıştım. Sanırım biraz alıngın birisiyim. Tamam fazla alıngan birisiyim. Hepsi sırayla içeriye geçtiklerinde kapıyı kapatıp doğrudan mutfağa yöneldim. Adet edindiğim gibi hemen çayın altını yaktığımda omzuma bir elin dokunmasıyla irkilerek hemen arkamı döndüm. Ne korktun be kızım dedi Asu. Daha sonra boynuma sıkıca sarıldığında ben de kollarımı beline sardım. İki yana sallanarak sıkıca sarıldıktan sonra geri çekilip yanaklarımı öptüm. İyi ki doğdun kardeşim. Umarım tüm dileklerin kabul olur. Umarım bu seni istediğin gibi geçer diyerek elini cebine attı. Sana ufak bir hediyem var umarım beğenirsin. Cebinden çıkardığı altın rengi kalp şeklinde madalyonu olan kolyeyi bana gösterdiğinde kaşlarımı bükerek ya diye mırıldanıp yanağına öpücük kondurdum. Çok teşekkür ederim. Hadi takalım bakalım. dediğinde arkamı döndüm. Boynuma takıp arkadan bağladıktan sonra önüme geçip gülümseyerek yüzüme baktı. Keşke Tancan burada olsaydı. Çok yakıştı güzele ne yakışmaz dedi gülerek. Gülüşüne eşlik etsem de çok ciddiye almadım. Ne demezsin dedim kendimle alay ederek. Evet bunu çok iyi başarıyordum. Sen bırak ben güzel bir çay demleyeyim. Sen salona geç doğum günü kızsın yani dedi en masum haliyle. Boşver be zaten büyüklerin içinde tek kalınca sıkılıyorum deyip sol omzunu silktim. Spesifik olarak sol omzunu silkiyor ama. Böyle iyi. Tabakları çıkaralım o zaman. Pasta aldık gelirken mum da aldık. Hem de 17 tane deyip işaret parmağıyla burun ucuma dokundu. Bink. Cidden mi dedim sevinerek. Hı hı diyerek başıyla da onayladı. Derin bir içe çekip başımla onu onayladıktan sonra üst dolaptan aldığım tabaklar ve çekmeceden aldığım çatal bıçaklarla beraber salona geçtim. Bir elinizi yıkayın dediğimde hepsi gülmeye başladı.
Hadi biz elimizi yıkayalım. Kendisi çok titizdir ya dedi annem alaycı bir tonlamayla. Benimki gibi kumral olan saçlarını tokayla dağınık bir topuz yapmıştı. Üzerinde dizinin hemen altında biten kahverengi eteği ve krem rengi kazağı vardı. Hafif balık etli, benim aksime güzel bir kadındı. Öyle olsun bakalım küçük hanım dedi babam gözlerini yalancı bir sinirle kısıp yanımdan geçerken. Böyle yapıyor babası bak. Babası böyle yapıyor bak. Babam gözlerini yalancı bir sinirle kısıp yanımdan geçerken. Ensesinde kaşıyacak mı acaba? Öyle olsun bakalım küçük hanım. Nani? Makari? Babam annemden bir karış, benden iki karış, dedesinden üç karış, teyzesinden dört karış uzundu. Kır saçlı ve iri vücutlu bir adamdı. Şimdi üzerinde işe giderken giymiş olduğu koyu mavi kot pantolonu ve siyah boğazlı kazağı vardı. Sabah akşam bizi geçindirmek için çalışırdı ve bundan bir defa bile şikayet ettiğini duymamıştım. Koyu mavi kot pantolon ve siyah boğazlı kazak mı? Bir dakika lan. Bir dakika. Oğlum bunlar gece konuda yaşıyorlar da. Kızın babasının Steve Jobs olduğunu fark ettiniz mi? Vay babayın kemiği ya. Ulan keşke benim babam da Steve Jobs olsa. Yaşıyorlar bunlar bu hayatı ha. Bu babayı da beğenmez bu. Vay arkadaş ya. Babaya bak be. Yuh be. Çünkü bu kostümü bu kadar düzenli giyen tek bir kişi var. Her gün aynı kıyafeti giyermiş biliyorsunuz Steve Jobs. Beynini başka şeylere şey yapabilmek için. Steve Jobs'ın Adana'daki sahte ailesi. Neyse. Şimdi üzerinde işe giderken giymiş olduğu mavi kot pantolonu ve siyah boğazlı kazağı vardı. Sabah akşam bizi geçindirmek için çalışırdı. Ve bundan bir defa bile şikayet ettiğini duymamıştım. Annem de aynı şekilde tabii. Sanırım bu evdeki tek şükrü bilmez kişi bendim. Teyze, yenge, dayı, haydi siz de diyerek elimle banyoyu gösterdim. Teyzem annemin genetik kopyası gibiydi. Asu da onlara benziyordu. Sanırım bir ben çirkin doğmuştum. Hay kızım sen de ne ezikmişim be. Bu özgüvensizlikle OnlyFans'a düşersin sen. Dayım annemin erkek haliydi. Yengem ise sarışın, hafif dolgun bir kadındı. Yanımdan bana yalancı pis bakışlar atarak salondan çıktıklarında gözlerim ortadaki sehpaya koydukları pasta kutusuna kaydı. Yüzümde buruk bir gülümseme oluşurken hızlı adımlarla aman ne duygular yaşıyor bu kız ya hemen buruk oldu filan. Hızlı adımlarla içeriye geçip elimdekileri sehpanın üzerine bıraktım. Daha sonra pastanın kutusunu açıp içinden çıkardım. Asu gelirken kipeti getir güzelim diye bağırdım. Getirdim getirdim diyerek içeriye gelen Asu mumları pastanın üzerine dizmeme yardım etti. Çok mutlu oldum iyi ki geldiniz diye mırıldandım. Sanırım duygusallığım bugün hat safhaya ulaşıyordu. Gerçekten. Bir fırtınanın içindesin kızım. Deli misin kızım tabii ki geleceğiz dedi sitemime karşılık sitem ederek. Omuzunu omuzuma vurduğunda gülümsedim. Sitemime sitem omuzuma omuz vurulmuştu bugün. Belki de zannettiğim kadar çirkin, bakımsız, dandik, kalitesiz, genetik olarak aşağılık bir yaratık değildim. Emin olamıyordum. 17 yaşındaydım. 17 yaşında bir genç kızsanız pek çok sıkıntılarınız oluyordu hayatta. Zordu. Hele de bu dolar kuruyla. Kibritle 17 tane mumun hepsini yaktıktan sonra yavaşça yere çöktüm. O arada bizimkiler yanımızdan geçerek koltuklara yerleştiler. Asu da dizlerini kırıp benim yanıma oturdu. Ellerini omuzlarıma koyup önce bir dilek dedi dedi büyük heyecanla. Dilek dedi dedi. Tamam. Wait bekle. Ellerini omuzlarıma koyup önce bir dilek dedi dedi büyük bir heyecanla. Ellerimi ellerin üzerine koyup gözlerimi kapattım. O sırada hep birazdan İyi ki doğdun Ebru cümlesini alkış eşliğinde tekrarlamaya başladılar. Allah'ım lütfen beni ailem hariç birisi daha sevsin. Ah yazık be. Buna yazık ya. Ya ben sana kıyamam ya. Allah'ım lütfen beni ailem hariç biri daha sevsin. Dur şuraya virgül koyayım. Heh. Allah'ım lütfen beni ailem hariç biri daha sevsin. Beni sevip korusun.
Beni bu halimle de beğensin ve gözü benden başka kimseyi görmesin. Artık biri beni sevsin. Lütfen. Amin. Ben bu kıza çok üzüldüm ya. Yazık ya. Severler kızım, sen dur daha yani, bu ne çaresizlik ya. Naruto musun ya sen? Naruto var ya, salıncakta oturup böyle ağlıyor. Dipleniyor. Allah Allah. Neyse. Gözlerimi açıp tüm mumları üfledikten sonra gür bir alkış eşliğinde Asu'ya sarıldım. Yanaklarımı sıkıca öpüp elini omzuma atarak saçlarımı karıştırdı. Bunu yapmasına nefret ediyordum. Ama şu an öyle mutluydum ki bu mutluluğumun arasında bunu mazur görebilirdim. Ay götüm. Ay. Dur. Dur. Ben çayları getireyim diyen Asu ayaklanarak salondan hızla çıktı. Dizlerimin üzerine yükselip pastanın üzerindeki mumları yavaşça toplayarak boş tabaklardan birine bıraktım. Daha sonra bıçağı elime alıp Asu'nun gelmesi için bekledim. Geldim geldim diyerek salona girip elindeki çay bardaklarıyla dolu tepsiyi sehpanın üzerine bıraktı. Ben de tutayım deyip elini elimin üzerine koyduğunda pasta yavaşça kesmeye başladık. El birliği pastayı küçük tabaklara ayırarak dağıttık. Daha sonra yan yana yerde bağdaş kurarak pastayı yerken sohbet etmeye başladık. Dersler nasıl dedim Asu'ya bakarak. Annemler de çay içip pastadan yiyerek bize bakıyorlardı. Ben büyüklerle oturmayı da konuşmayı da pek sevmiyordum. Zaten genelde bu böyledir. Ne saçma. Bu yüzden Asu'yla oturup konuşmayı tercih ediyordum. İyi işte, senin dersler nasıl diyerek çatalı ağzına götürdü. Oğlum hiçbir şey olmuyor. 40 dakikadır hiçbir şey olmuyor artık. Yeter sıçayım, ne pis doğum günüymüş. Pastadan adam falan çıksın ya. Neyse. Uzun süredir bir araya gelmediğimiz ve cep telefonlarımız da olmadığı için şimdi hasret gideriyorduk. Benimkiler de iyi, hamdolsun. Tek vazifem ders çalışmak. Neden kötü olsun ki dedim başımı önüme eğerek. Bizim vazifemiz de öyle, zeki kızım benim diyerek saçlarımı karıştırdığında gülerek ben de onun saçlarını karıştırdım. Delirtme beni, hoşlanmıyorum ya biliyorsun diyerek saçlarımı düzeltip yüzümü buruşturdum. Buruşuk dedi yanağımı çekiştirerek. 17 yaşındasındır ve bok gibi bir hayatın vardır gerçekten ya. Bu hareketi seviyordum ama bana ilk defa bu kadar cana yakındı. Şimdiye kadar hiçbir doğum günüme gelmemişlerdi. Hatta en son ne zaman kutladığımız bile aklıma gelmiyordu. Artık genç kız olduğuma göre kutlamasam da bana fazla koymazdı herhalde. Bunu küçükken yapmalarını beklerdim ama gel girelim ki o kadar düşündüklerdi. Bir oğlan var diyen teyzeme pür dikkat kesildim. Bakışları bana daha sonra anneme kaydı. Sizin kıza talip. Diyoruz ki nişanlayalım. Hatta mümkünse imam nikahlarını kıyalım. Ha tamam. Dur. Here comes the situation. Dur abi. Kevin McLeod'u durdurdum. Bir oğlan var diyen teyzeme pür dikkat kesildim. Bu çok kötü bir şarkıymış. Bir oğlan var diyen teyzeme pür dikkat kesildim. Bakışları bana daha sonra anneme kaydı. Sizin kıza talip diyoruz ki nişanlayalım. Hatta mümkünse imam nikahlarını kıyalım. Kızın 18'ini doldurduğunda da resmi nikah kıyarız. İşte bu. Tam olarak gelme nedenleri bu. Biliyordum işte. Beni yıllarca aramaz sormazlar. Şimdi talibim çıkmış diye gelmişler. Kaç yaşında diyen anneme büyük bir şaşkınlıkla baktım. Asu bir şeyler anlatıyordu. Ama dinleyemiyordum. 28. Biraz yaş farkı çok. Ama oğlanın hali vakti yerinde. Sizin kızı el üstünde tutar dedi teyzem. Bakışlarım tenis maçı izliyormuşum gibi ikisi arasında gidip geliyordu. Gecekondudaki evimizde sık sık tenis maçı izlerdim. Ben de böyle bir deliydim işte. Adı ne dedi annem. Zübeya diye cevap verdi teyzem. Zübeya ne ya? Avatar karakteri mi lan bu? Zübeya diye cevap verdi teyzem. Aniden gür bir öksürük tuttuğunda ayaklanıp koşarak salondan çıktım. Midem de bulanmaya başladığında
öğürerek elimi karnımın üzerine koyup banyoya koştum. Banyo kapısını açıp içeriye girerek lavaboya yaklaştım. Lavaboya yaklaşarak bir anda elimi midemin üzerine koyarken diğer elimle de dünyaya bakıyordum. Birkaç kez öğürsem de kusamayıp geriye çekildim. Elimi alnıma ve koynuma koyup ateşimi yokladım. Ateşim yoktu. Duyduğum isim ne garipti öyle. Zübeyha da kimmiş? Öyle bir isim hiç duymamıştım. Gerçi tek sorunum da bu değildi ya. Bu yaşta ne evlenmesi? Zübeyha da... Wait. Zübeyha. Oy! Bu da cin padişahı çıktı ha. Vay, yazar kızımız Laura Hakim. Helal olsun. Zübeyha. Bunun da ismi Marul. Ana. Vay, herkes önemli birisi ha. Asgard Prensi Zübeyha. Okey. Ben önce okulu bitirip de üniversite okumayı düşünürken sanki ben yanlarında yokmuşum gibi, konuşmaya hakkım yokmuş gibi aralarında aldım verdim yapıyorlar. Gerçekten çok saçma. Bu düşünce aşırı saçma. Ellerimi saçlarımın arasına geçirip... Kızaklı bu arada. Ellerimi saçlarımın arasından geçirip doğrudan banyodan çıkarak bıkkın adımlarla ilerledim. Tam salona geçecekken kapı zilini duyup yönümü değiştim. Yanaklarımın içini şişirip bırakarak zorla arttırıyorlarmış gibi attığım adımlarla dar koridorda ilerleyerek kapıya yöneldim. Geldim, patlama diyerek elimi kapının kulbuna koyup hızla açtım ve ileriye baktım. Dondum çok soğuk deyip yanımdan geçerek içeriye giren kişi annemden başkası değilmiş, değildi. Dondum çok soğuk deyip yanımdan geçerek içeriye giren kişi annemden başkası değildi. Shit! What's going on, man? Arkasından şaşkın bakışlar atarak tekrar dışarıya baktım. Annem üzerindeki eskimiş gri renk paltosunu çıkarıp portmantoya asarken donmuş gibi kala kalmış onu izliyordum. Üstü başı sırılsıklandı. Yanakları kıpkırmızıydı. Daha önce eve gelmemiş miydi zaten? Ne ara dışarıya çıkmıştı ki? Dar koridorda ilerleyip yatak odasına doğru ilerlediğinde ben de peşine takılarak ilerledim. Kızım, baban aradı. Geç gelecekmiş. Beni beklemeyin diye yüksek bir sesle konuştu yatak odasından. Salondan gülüşme sesleri yükseldiğinde yavaş adımlarla salonun girişine doğru yöneldim. Elimi kapının pervazına koyarak içeriye baktığımda hepsi az önce olduğu gibi yerlerinde oturmuş, pasta yiyerek sohbet ediyorlardı. Babam ve annem de oradaydı. Peki yatak odasındaki kişi kimdi? Arkamı dönüp ürkek adımlarla ilerleyerek annemle babamın yatak odasının önüne geldim. Elimi kapının kulbuna koyup hızlanan soluklarımı ve kalbimi yavaşlatmaya çalıştım. Ancak bunda pek başarılı olduğum söylenemez. Kapının kulbunu yavaşça çevirirken arkamda bir hareketlenme duyup... Ya bu kötü müzik çıksa buradan. Ha. Dur, bu da değil. Şu. Ha. Yapıştır. Tamam. Ha. Arkamda bir hareketlenme duyup yavaşça arkamı döndüm. Salondan sırasıyla çıkan dayım, yengem, teyzem, annem ve babam önümden geçerek dış kapıya doğru yöneldiler. Kapıyı açıp teker teker dışarıya çıktıklarında en son ağası kapının önünde durdu ve omzun üzerinden bana bakıp gülümsedi. Üzülme, biz doğum gününü kutladık. Hep de kutlayacağız. İyi ki doğdun güzel kız deyip gözlerini sıkıca kapatıp açtıktan sonra önüne döndü ve dışarıya çıktı.
Kapı kendiliğinden yavaşça kapanırken son gördüğüm kişi yine o siyah kapüşonlu adamdı. Yüzünü görünmüyordu ama o hep bana bakıyordu. Hemen elimi boynuma atıp Asu'nun bana verdiği kolyeyi aradım. Boynumdaydı ve sanırım Asu'nun değil, onun hediyesiydi. Güzel ha. Aferin kız. Hanım kız iyi gidiyor şu ana kadar ha. Hadi zade. Güzel twist attı. Şş, hoş. Şş, hoş. Tatlı. Bravo. O geldi. Yanağımda ve alnımda sırasıyla dolanan parmaklar irkilerek uyanmama neden olurken aniden yerimden fırladım. Ve oturarak yanımdaki anneme şaşkın bir ifadeyle baktım. Onun da benden farkı yoktu. Ama benden daha çok kabustan uyanmış gibiydim. İyi misin kızım dedi annem endişe dolu ses tonuyla. Yutkunup başımı onaylar anlamda salladım. İyiyim iyiyim. Sadece kabus gördüm sanırım diye mırıldanarak başımı ellerimin arasına aldım. Allah Allah ateşin de yok. Bir şeyden mi korktun yine? Dediğinde kaşlarımı çattım. Nasıl yani? E kızım koridorda bayılmıştın. Hatırlamıyor musun? Diye sorduğunda kala kaldım. Tüm o olanlar kabus değil miydi? Ben şey hatırlıyorum. Klimayı açayım. Sıcak oldu yine gece. Ben şey hatırlıyorum. Hatırlıyorum tabii kan şekerim düşmüş olmalı diye mırıldandım. Ama buna kendim bile inanamadım. Yine de anneme bunu anlatırsam şizofren olduğumu düşünmesinden korkuyordum. Şizofren olma ihtimalim vardı bu arada. Ben şimdi yiyecek bir şeyler hazırlarım diyerek ayaklandı ve kapıya doğru ilerledi. Zaten sandviç hazırlamış salona bırakmışsın. Kaç kere söyledim zamanında ye diye. Sonra gözlerin kararıyor, başın dönüyor. Diye söylenerek odadan çıkıp kapıyı kapattı. Pekala hangisi gerçekti? Ne kadar rüyaydı? Deliriyor muydum yoksa? Bundan sonra onlara bahsedersem kesinlikle delirdiğimi düşüneceklerdir. Böyle şeylere ben bile inanmıyorum. Onların inanmasını bekleyemem. Ve mutlaka gördüklerimin mantıklı bir açıklaması vardır. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes alarak sırtımı tekrar yatağa attım. Ve elimi göğsümün üzerine koyduğumda avuç içime dokunan metal buz kesmeme sebep oldu. Hızlı şekilde tekrar yatakta oturur pozisyona geldim ve duraksamadan ayağa kalktım. Duvara asılmış olan yarım aynanın önünde titrek adımlarla geçerek elimi kolyenin üzerinden çektim ve dehşet içinde baktım. Kabus değildi. Gerçekti diye mırıldanırken bakışlarım dudağımın kenarında kalan pasta kremasına kaydı ve gözlerim yerinden çıkacakmış gibi belerdi. Bakın size gözlerimi belertiyorum şimdi. Yüzük parmağımın ucuyla sildiğimde parmağıma bulaşan kremaya bir süre baktım ve tekrar aynadaki yansımama döndüm. İşte şimdi korkmam için somut delillerim vardı. Bakışlarım kan çanağına olmuş gözlerime kaydığında üzerimde büyük bir yük varmış gibi sarsıldım. Öyle bir yük ki taşıyamayacağım kadar ağırdı. Parmak ucumdaki kremayı peçeteyle temizledikten sonra boynumdaki kolyeyi çıkardım ve avucumun içindeki altın rengi kalp şeklindeki madalyona baktım. Doğum günümü şu ana kadar kimse kutlamamıştı. Kutladığını sandığım onca kişi gerçek bile değillerdi. Annemler yine doğum günüm olduğunu unutmuşlardı. Peki bu kolye neyin nesiydi? Peki ya o kapşonlu adam? Çukur dizisinin başrolündeki çocuk muydu o yoksa? Emin değildim.
Kolyeyi duvar dibindeki küçük çalışma masamın üzerine sertçe bırakıp arkamı döndüğümde bir anda pencere açıldı ve perdeler uçuşmaya başladı. Aa dur, aksiyonlu müzik geçelim burada. Ha ver. Dur. Ha. Ha. Kolyeyi duvar dibindeki küçük çalışma masamın üzerine sertçe bırakıp arkamı döndüğümde bir anda pencere açıldı ve perdeler uçuşmaya başladı. Tam bu anda kopan gök gürültüsü küçük bir çığlık atmama neden oldu. Elimi kalbimin üzerine koyduğumda kalp atışlarım çoktan bağımsızlığını ilan etmişti. Adeta enstrüman çalarken kuleden düşmüş gibiydim. İki lokma bir şey yiyeyim ya. Nereden yiyorduk lan? Heh. Aa, yemeğim de yokmuş. Neyse, çıkıyorum kuleye geri. Hmm. Elimi kalbimin üzerine koyduğumda kalp atışlarım çoktan bağımsızlığını ilan etmişti. Ürkek adımlarla pencereye yaklaştım ve uçuşan tülleri elimle toplayarak kenara çektim. Sokak lambasının sarı ışığının aydınlattığı sokağa baktığımda tek bir insan evladına rastlayamadım. Muhtemelen birkaç dakika sonra yağmur yağacaktı, bu gök gürültülerine bakılırsa. Drama. Pencereyi sıkıca kapatıp perdeyi çektikten sonra arkamı dönüp bir adım atmışken cama taş atılmış gibi bir ses duydum. Ve oturduğum yerde kala kaldım. Ama sokakta kimse yoktu ki. Yanlış mı duyuyordum? Omzumun üzerinden yavaşça arkaya döndüm. Ne kadar korksam da merakıma yenik düşerek küçük adımlarla tekrar pencereye yaklaştım. Titreyen elimi yavaşça yukarıya kaldırdım ve perdenin kenarından tutarak yukarıya kaldırdım. Tam bu anda karşı kaldırımda gördüğüm adam tamamen buz kesmeme neden oldu. Yine oydu. Kapüşonlu, yüzünü göremediğim adam. Ebru diye fısıldadı birisi tam da kulağımın üzerine. Bu fısıltı bir erkeğe mi yoksa kadına mı aitti? Ayırt edemedim. Yavaşça arkamı döndüğümde kimse olmadığını görüp hızlı şekilde tekrar pencereye döndüm. O adam yoktu. Neler oluyor Allah'ım? Perdeyi ani bir kararla bırakıp geriye doğru adımladım. Odada daha fazla yalnız kalamayacağımı düşünerek hızlı adımlarla odadan çıktım ve kapıyı kapatarak salona geçtim. Annemin mutfakta iş yaptığını gelen seslerden anlayabiliyordum. Hoş, gayipten de duyuyor olabilirdim ya. Neyse. Şimdi salona sanki ilk defa görüyormuş gibi bakıyordum. Daha birkaç saat önce hepsi buradaydı. Onlarla birlikte doğum günümü kutladığıma, pasta yediğime emindim. Ki zaten kanıt dudağımın kenarındaydı. Wow. That's what she said. Anyway. Kabus değildi. Hepsi gerçekti. Ama inanılması güçtü. Halüsinasyon gördüğüm konusunda kendimi kandırabilirdim belki. O iz ve kolye olmasa. Ama şimdi mümkün değildi. Sehpanın üzerindeki sandviçime bakıp derin bir iç çektikten sonra tabağı elime alıp salondan çıktım. Mutfağa girip annemi bir süre öylece izledim. O muydu gerçekten? Bunu düşündüğüme göre artık bana geçmiş olsun diyebiliriz. Çarpıyor muyuz lan kayalara? Bir dakika, Çarpma. Ölür müyüm lan? Ölmem. Hızlıca inersem hallederim. Dur. Fuck. Çarpma lan. Oha. Bundan kurtardığıma inanamıyorum ha. Dur. Bu
Şarkı güzel oldu ha. Şarkı içi güzel oldu bak bu yayında. Set sail length. Aç. Geri kaldıralım. Bir tayfa gelmediniz şu yayına ya. Şu yayına bir tayfa gelmediniz ha. Yiğit Berkant Sökel, hoş geldin. Kardeşim, şu yayına bir tayfa gelmediniz şuraya ha. Yine her işimizi kendimiz yaptık be. Hiçbir yere çarpmadan açılıyoruz galiba. Güzel. Dırırım pam 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 pam. Oo, çok döndü. O kadar dönme. Nice. Güzel. Çıkalım bakalım kuleye. Yalnızlığımıza çıkalım yine. Yine çıkalım yalnızlığımıza. Yine çıkalım yalnızlığımıza. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Tamam. Geri döndük şimdi korkulu yayınlarımıza. Geminin batması da bir o kadar korkutucu bir şeydi. Evet. Başımı iki yana sallayıp kendime gelmeye çalışarak içeriye geçtim. Ve tabağı masamın üzerine bıraktım. Annemin arkasından yaklaşıp kollarımı beline dolayarak yanağına küçük bir öpücük kondurdum. Çenemi omzuna yaslayıp yaptığı pilavın kokusunu ciğerlerime çektim. Ulan pilav pişene ve cin mi girer be? Hayırdır anne, sen kolay kolay pilav yapmazsın. Misafirlerimiz mi var? Tencerenin kapağını kapatıp arkasını dönmeye yeltendiğinde kollarımı belinden açarak geriye çekildim. Sen şimdi doğum gününü unuttuğumuzu sanıyorsundur dedi gülümseyerek. Ellerini önlüğünü silerek bana yaklaştığında ağzım açık şekilde kaşlarımı havalandırdım. Gel bak sana ne aldım diyerek mutfaktan çıktığında arkasından gidip gitmemek arasında kaldım. Kabus devam mı ediyor? Dolar kuru bu seviyede oldukça Kazım'ın ne vakit bittiğini hiçbiriniz bilemezsiniz. Kız gelsene diye bağırdı içerideki odadan. Ellerimi açıp hemen bir Fatiha suresi okuduktan sonra ellerimi yüzümde gezdirip mutfaktan ayrıldım. Annemle babamın odasında annem çağırmadıkça girmezdi. Ama şu an kapı aralık olduğu için beklemeden içeriye girdim. Annem çantasından çıkarttığı bir paketi bana uzattığında şaşkın şekilde elime alıp dudaklarımı sessizce kıpırdattım. Bunu normal karşılamam gerekiyordu. Ama şimdi durum biraz farklıydı. Ne ki bu diye mırıldanarak paketi yavaşça açmaya başladım. Elimi paketin içine soktuğumda elime dokunan yumuşacık materyal yüzümü güldürdü. Ve çıkardığımda elimde kan kırmızısı güzel bir kazak vardı. Ya anne deyip kaşlarımı bükerek boynumu yana yatırdım. Çarpıyor muyuz lan? Ya abicim ben bu kulede inmek istemiyorum artık, batacaksak da batalım ya. Yeter, 9 dolar olmuş 8,5 TL. Yeter, batacaksak da batalım, inmiyorum lan ben bu kuleden. Tayfa gelseymiş. Ben burada hem kitap okuyup hem gemi yönetemem. Deyip kaşlarımı bükerek boynumu yana yatırdım. Ve başımı omzuma... Kurtarıyor mu lan? Ah çarptık. Ha? Lan! Ananı! Ah! Okey. Aşırı sert girmedik ama yine. Bir süre daha gider. Ve başımı omzuma yatırıp anneme sıkıca sarıldım. Çok teşekkür ederim. Unutmayacağını biliyordum. İyi ki doğdun güzel kızım.
İyi ki benim kızımsın diyerek yanaklarıma ıslak iki öpücük kondurup geri çekildiğinde dolan gözlerimle gülümsedim. Yanımdan geçip odadan çıkarken giy bakalım üzerinde nasıl duracak? Hemen odadan çıkıp kendi odama girerek kapıyı kapattım. Elimdeki paketi ve kazağı yatağımın üstüne... Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Hemen odadan çıkıp kendi odama girerek kapıyı kapattım. Elimdeki paketi ve kazağı yatağımın üzerine koyduktan sonra üzerimdeki tişörtü çıkardım. O ara tişörte takılan gözlüğüm de gözümde yamuk şekilde durduğunda elimle düzeltip tişörtü yatağa bıraktım ve aldığım kazağı üzerime geçirirken aynı anda yürüyerek aynanın karşısına geçtim. Koyu kırmızı, sıfır yaka, uzun kollu, örgü bir kazaktı. Ve yumuşacıktı. Yaka kısmını kavrayıp yukarı kaldırarak gözlerimi kapattım. Ve her yeni şey aldığımda olduğu gibi kazağı kokladım. Yeni kıyafet ve kitapların kokusunu almayı çiçeklerden daha çok seviyordum belki de. Yakamı bırakıp aynada kendime bırakarak gözlüğümü çıkardım. Ve aynanın karşısında bir o yana bir bu yana dönerek kendime baktım. Tam bu anda radyonun frekans arama sesini duyduğumda aynadan Gomodin'in üzerinde duran eski radyoma baktım. Ama o uzun zamandır çalışmıyordu ki. Bir şarkı çalmaya başladı. Sonra dudaklarım şaşkınlıkla aralandı ve yavaşça arkamı döndüm. Aniden rüzgar tekrar pencereyi gürültülü şekilde açtı ve tül perdeler uçuşmaya başladı. Oo, dramalı şeyler yaşanıyor. Dramalı olaylar olacak. Acaba hangi şarkı geliyor? Hemen pencereye doğru ilerleyip perdenin altına girdim. Ve bu sefer sıkıca kapatarak perdeyi de düzelttim. Tam o anda radyodaki şarkı değişti. Ve kulağıma hırıltılı bir ses geldi. Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Yavaşça arkamı döndüğümde yatağımın üzerinde ayak ucunda bir adamın oturduğunu gördüm. Hayda. Üzerinde sadece siyah eşofman altı vardı. Ve başını önüne eğmiş, ellerini iki bacağın arasından yatağa koymuştu. Simsiyah saçlarından birkaç tutamı kıvırcıktı. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha özel. Cine bak, cin duman söylüyor. Cinin de vizyonu bu kadarmış. Ay. Kimsin sen diye kekelerek geriye doğru adımladım. Elimi hızlanan kalbimin üzerine koyup güçlükle nefes almaya çalıştım. Kimselere de bakmadım. Aklımdan geçen. Kimsin dedim. Ne işin var odamda? Dedim titreyen sesimle. Bir anda içeriye girebilmesi ve bunu benim duymamam hiç normal değildi. Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben. Kırmızı yakışmış dedi hırıltılı sesiyle. Ses tonu tüm tüylerimi ürpertti ve put gibi donup kaldım. Kimsin diye tekrarladım. Nani? Cevap almadığım sürece de tekrarlamaya devam ettim. Wow, ne oluyor? Suya düştüm lan. Ulan kaptanım. Gemi battı lan. Ula ekonomimiz. Ula dolar. Ulan gemi battı gemi. Cinin aşkıyla uğraşırken gemi battı la boğulacağım. La yüzeye çıkamayayım. La yüzeye çıkamayayım. Ulan yüz. La yüz. Oğlum ne oluyor yüz lan.
La ölüyorum. Ne oluyor bu görsel lanetli mi? Ne oluyor? Eh. Vallahi ölüyordum ha. Ananın bu nedir ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Bu oyunda böyle bir şey mi var? Ulan cinli kitap okurken yaratık gelmiş. Ne oluyor oğlum? Böyle bir şey vardı bu oyunda. Aa. Su cini. Tövbe bismillah. O neydi ya? Ne oluyor arkadaş ya? Deniz bireylerinin saldırısına uğradık ya, görüyor musun? Neyse. Devam. Ne diyorduk en son? Ha. Cin gelmiş. Kıza flört yapıyordu. Ha. Kırmızı yakışmış dedi rıldalı sesiyle. Ses tonu tüm tüylerimi ürpertti. Ve put gibi donup kaldım. Kimsin diye tekrarladım. Cevap almadığım sürece de tekrarlamaya devam edecektim. Sanki tüm kelimeleri bir an unutmuştum. Kendimi daha önce hiç konuşmamış gibi hissediyordum. Kelime hazinem. Hazinem mi? Ay. Kelime hazinem. Neyse. Yine bu noktaya kadar iyi geldiğimiz için çok bir şey demeyeceğim ama. Ah be kızım. İyi gidiyorduk. Neyse. Kelime hazinem bir anda azalmış gibi geliyordu. Ateşten yaratılan dediğinde soluğum tamamen kesildi. Nefes almayı unutmak için ona bakmak bile yeterliydi. Ateşten yaratılan varlıklar sadece cinlerdi. Yani karşımda bir cin mi oturuyordu? Peki ben neden onu insan gibi görüyordum? Çünkü ben öyle görmeni istiyorum dediğinde dehşet içinde sarsıldım. İçimi de okuyabiliyordu. Ulan binlerce kızın hayalini kurduğu konu bu, karşılığındaki erkek içlerini okusun isterler. Halden anla biraz. Neyse. Ben bir şey yapmadım diye savunmaya geçtim anında. Bir anda tüm duygularım karmaşık hale gelmişti. Ve şu an korkudan bağırmak istesem de bir şey bana engel oluyordu. Ben kimseye kötü bir şey yapmadım. Benden ne istiyorsun? Güldüğünü duydum. Bu tüyler ürpertici bir gülüştü. Mih 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 mih. Böyle gülüyor muhtemelen. Başını yavaşça kaldırdı. Ve simsiyah uzun kirpiklerin arasından parlayan ela gözleri gözlerimi buldu. Küçük burnu ve dolgun dudakları bir insanda bile bulunamayacak kadar güzel görünüyordu. Oo, hey. Hey bir dakika. Hey. Lanet olası korku müziğini durdur adamım. Lanet olası korku müziğini durdur dostum. İşler değişti. İşler değişti dostum. Hey. Kısa bir an korktuk. Ama o kaslıydı. Nereye kadar korkacağız? Gel bakayım ben buraya. Pam pararam taram pam. Başını yavaşça kaldırdı ve simsiyah uzun kirpiklerin arasından parlayan ela gözleri gözlerimi buldu. Küçük burnu ve dolgun dudakları bir insanda bile bulunamayacak kadar güzel görünüyordu. Güzeldi ama korkutucuydu. İkisinin bir arada nasıl olabileceğini de çözemedim ve sadece şaşkınlıkla bakmakla yetindim. Neden geldin diye mırıldandım güçlükle çıkan sesimle. Arkada çalan romantik müzik de bok gibiydi. Bok varmış gibi her şeye trap altyapısı ekliyorlardı artık. Neyse. Şu an boğazımda bir yumru varmış gibi hissediyordum. Ve sanki konuşmam onun kontrolündeydi. Başını tekrar önüne eğdi ve öne arkaya doğru sallanmaya başladı. Korkuyla birkaç adım daha gerileyip duvara yapıştım. Sanki görünmez bir el
Şimdi boğazımı sıkıyordu. Elimi boynuma sarıp ovarak titreyen dizlerime inat ayakta durmaya çalıştım. Ama nafile bir çaba içindeydim. Sallanması durdu ve yavaşça ayağa kalktı. Bakışlarım hala çalan radyoya ve tekrar ona kaydı. O yapıyordu ve ben bunu daha yeni kavrayabiliyordum. Bir göz kırpımında yanımda belirdiğinde ellerimle yüzümü kapatıp küçük bir çığlık savurdum. Ay! Birkaç saniye geçmesine rağmen bana hala dokunmadığını fark ettiğimde ellerimi yavaşça yüzümden çekerek ona baktım. Başını ürkütücü bir hızla yukarıya kaldırıp üstten bakışlarını gözlerime diktiğinde yumruk yaptığım ellerimi dudaklarıma bastırdım ve ona korku dolu gözlerle baktım. Yavaşça üzerime eğildiğinde aşağıya doğru çöktüm. Benimle aynı anda aşağıya eğildi ve önümde resmen diz çöktü. Ben patates dedi hırıltılı sesiyle. Sadece şarkının yayıldığı derin bir sessizlik çöktü odaya. Sadece göz göze kaldık. Bir şey söylememi bekliyordu bilmiyorum. Ama konuşacak gücü kendimde bulamıyor ve aynı zamanda bağıramıyordum da. Senin için geldim dedi sessizliğini sessizliğimizi bozarak. Sen bana yazıldın dedi. Kalbim her an yerinden çıkacakmış gibi atarken sus pus olmuştum ve sadece onu dinlemekle yetiniyordum. Benimsin güzel kız. Vay be, evet sevgili arkadaşlar, nereden baksan inanılmaz maceralarla beraber Cinime Aşık Oldum isimli hikayemizin ilk bölümünü bitiriyoruz ha. Sevgili YouTube. Sevgili YouTube, yeni gelen cin yakışıklı ve kaslı. Aynı zamanda da benimsin güzel kız filan çekmeye başladı şimdiden. İnşallah kızı. Evet, bir sonraki bölümde görüşürüz sevgili YouTube. Umarım özlediğiniz Wattpad bölümlerine geri dönmüşüzdür. Bu bölüm biraz ilginçti. Daha önce hiç korkulu cin seksi hikayesi okumamıştık ama bakalım daha neler yaşayacağız. Gözlerden öptüm. Kanala abone olmayı unutmuyorsun. Aşağıdaki yorumlarda hikaye tavsiye etmeyi unutmuyorsun. Bunlar hep yaşandı, yaşanacak. Haydi. Facebook sen bir yere kaybolma.